Sorumuz nasıl bir soruymuş? Soruda ne diyor? A bölü B 0 24 olduğuna göre A artı B toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Olabilir dediğine göre biz buradaki sayılara ulaşana kadar bir şeyler yapmamız lazım. Hemen ben çekileyim buradan. Şöyle düşünüyorum. 0 24 sayısını ilk önce nasıl yazalım? 24 bölü 100 diye yazalım. Yani A bölü B eşittir 24 bölü 100 yazdık. Şimdi bu haliyle baktığımız zaman 124 cevap olabilir aslında ama cevapları 124'ü ben ne yapıyorum görmüyorum. Bunu bir sadeleştirelim. Sadeleştirelim. Kaçça sadeleştirelim? Bölebileceğimiz en iyi sayıda sadeleştirelim. Bunu biz 4'e bölsek şuradan ne gelecek? 6. Bunu da 4'e bölelim. Bu da ne oldu? 25 geldi. Onları biraz kalınca yazalım şöyle. Buradan hemen. Tamam. Yani 6 bölü 25 diyelim. Şimdi 6 bölü 25'i topladığımız zaman kaç yapıyor? 31 yapıyor. Şıklarda o da yok. O zaman burayı adım adım gençleteceğiz. Tamam mı? 2'ye çarpsam 12 bölü kaç yaptı? 50 de olabilir. Toplam ne olmalı? 62 yok cevaplarda. 3'e çarpalım. 18 bölü 75. Kaç yaptı bu? Şuradan 80. 13'ten 93. Cevaplarda yok. Zaten 4 ile çarpmıştık o e, buradakiydi o zaten yok. O zaman bir de 5 ile çarpalım burayı. 5 ile çarptık 30 bölü kaç yaptı? 125 yaptı. O halde 155 vamcaplarda evet var. O yüzden cevabımız neymiş? şıkkıymış. Oldu. Geçtim. İkinci sorudayım. <laughs> 1 ile 15 arasındaymış x değeri. 3x artı 2 bölü x kesir 5 katı 1 tam sayı. Yani 5 katı diyor o yüzden benim şurayı bir 5'e çarpmam lazım. Bunun 5 katı bir tam sayı olacak diyor. Şimdi 5'e çarptığım zaman neyle karşılaşıyorum? 15 x artı kaç yaptı orası? 10 bölü x yaptı. Peki. Bu ifadeyi ben 15 artı 10 bölü x de yazabilir miyim? Yazarız. Çünkü x'i iki ayrı ifadenin hem şunun hem de şunun paydası olarak düşünüyorum. Tamam Peki bundan sonrası için ne diyeceğiz? X sayısı bir kere 10'u bölen sayılardan oluşmalı. Yani X'in alacağı değerler 1, 2, 5, 10 değeri olacak. Ama şu koşula dikkat ettiysen şuraya birden büyük olmalı dediği için biz bu 1'i ne yapamayız? Alamayız. Şunları almamız lazım. Bunları aldığımız zaman cevabımız ne gelecek? 17 gelecek. Evet işaretledik. Şimdi burada a, b, c pozitif reel sayılar olmak üzere demiş. Bu işlemin sonucu sorulmuş bize. Bu soruda pozitif reel sayı olmasının bize ne gibi bir katkısı var? Şu an bilmiyorum. Bir çözüm yapalım, görelim. İlk önce şöyle bir çarpma yapacağız. B ile bir çarpalım. Burası b artı a kare olacak. Yani ifade şöyle gelecek: c bölü b artı a kare. Altında da ne var? Bölü b var. Orayı hallettik. Diğer taraftan sağ bölümde ne yapacağız? Bu sefer a kare ile bir çarptık. a kare oldu. a kare artı b bölü aşağısı nedir? a karedir. Peki. Ee, şimdi şu b c'nin yanına bu a kare de c'nin yanına gittiği zaman yukarıda c çarpı b bölü b artı a kare kalır. Onun hemen sağında da c çarpı a kare bölü A kare artı B kalır. Bir şey dikkat ettim mi? Paydalar birbirini tıpatıp aynısıdır. O yüzden aynı payda yazabilirim. Yani ben bunu A kare artı B paydasında yazayım. Sonra yukarıyı da C parantezine alayım. B artı A kare olur. He, ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla cevabımız ne geldi? C geldi. Şimdi burada pozitif tam pozitif reel sayı demesinin ...manası şu olabilir... ...onu söyleyeyim... ...a kare mesela nedir? 4'tür... ...b sayısı eksi 4 ise payda sıfırlar ya... ...hani... ...o anlamda payda sıfırlamasın... ...derdimiz var sorunun e, tanımında... ...o anlamda verilmiş o cümle... ...şimdi cevabımızı bir bulalım... ...nedir? D şıkkıdır... ...şimdi bu soru tipi... ...bu soru tipi nasıl? ...burada ne yapacağız biliyor musunuz? ...şu 69 bölü 20'yi paramparça edeceğiz... ...nasıl yapacağımızı anlatayım... İlk önce... 69'da 20 kaç kere var? Bir ke 6 kere var. Bak 60 bölü 20 artı ne oldu? 9 bölü 20 oldu. Tamam. Bu ne demek biliyor musun? Bu 3 artı 9 bölü 20 demek. Tamam. Ben şuradaki formata uydurmaya çalışıyorum. Bak şu an A'nın değeri 3 görünüyor. Şimdi 9 bölü 20 yazacağım ama yazmayacağım. Onu 1 bölü yazmam gerekiyor şuradan dolayı. O yüzden 1 bölü 20 bölü 9 diye yazıyorum. Peki Devam edelim. 3 artı. Bu sefer burası 1. Şimdi 20 bölü 9'a geldik. 20 bölü 9. Şimdi e, 29 20 9 kaç kere var? 2 kere var. Bir ne kaldı. 18 bölü 9'dan 2 bölü 9 kaldı. Buraya 2 bölü 9 yazacağız. Şimdi bak adım adım uyduruyor, birbirine uyuyor bunlar. Şu an B'nin değerini biz yakaladık. O da neymiş? 2'ymiş. Tamam. Şeyi bozmayacağım sistematiği. 3 artı 1 bölü 2 artı bunu bak 1 bölü yanlış ben de 2 bölü 9'u 1 bölü yazarsam ne olur? 1 bölü 9 bölü 2 yapar. Tamam. Evet son hamle sanıyorum. Bu sefer de şuraya bitirelim artık. 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 9 bölü 2 sayısı tam olarak nasıl yazılır? Ee, bunu şöyle yazabiliriz. 9'u 2'ye bölsek kaç yaptığı 4 kere var. 4 artı ne oldu? 1/2 diye yazabiliriz. Evet. O anlamda, o anlamda A, B, C, D sayıları bende burada ne görünüyor? 3 bak 2 4 ve 2 diye görünüyor. Bunların toplamı sorulduğu için cevabımız ne gelecek? 3 2 daha 5 2 daha D pardon 4 daha 9 2 daha oradan da ne geldi? 11 geldi. Cevabımız ne çıkacak? 11 çıkacak. İşaret diyelim. Bu sorularda şuraya benzetmeye çalışıyorsun. Peki. Olduğuna göre x artı y toplamı nedir diye sormuş. Ee, bir bakalım şöyle. Taraf tarafa bir toplayalım. x artı y eşittir diyelim. İlk önce şunları bir toplayalım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 ne yapar? Buraya yazayım. Çok kalın da yazmak istemiyorum ama 1 artı sonra şunları bir toplayalım. 2 bölü 3 1 bölü 3 daha kaç yaptı? 3 bölü 3'ten o da 1 geldi. Artı bir tane daha bir gözetleyelim. 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladım. O da ne yaptı yine? 1 yaptı. Ha, He, bunlar hep 1 geliyor. Sonra nokta 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 en sonda en sonda şunları bir toplarsak n bölü n artı 1 1 bölü n artı 1 n artı 1, n artı 1 bölü n artı 1'den o da ne geldi? 1 geldi. Şimdi soru şudur. Yani burada anladık da kaç tane 1 var? O kadar da olacak cevabımız. Bunu anlamak için de ben üst katmana bakıyorum. Şuraya görüyor musun? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n. Yani tam kaç tane sayımız var bizim? N tane sayımız var. O halde bu sorumuzun cevabı da ne olmalı? N çarpı 1 olmalı. Yani N olmalı diyeceğiz. Tamam. Yani neymiş? A şıkkıymış. Peki geçiyorum. Sayısının terimlerinin paydasındaki her çarpanı bir azaltılırsa A sayısı kaç artar diye bir soru sorulmuş. Artar diye sorulmuş. Şimdi bir tane B sayısı uyduralım biz. Yani B sayısı uyduralım derken bunu değişmiş haline B diyeceğiz. Ne yapacağız? Artıracağız diyor adam. O halde burası bir kaç yaptı. her çarpanı bir azaltılırsa diyormuş. Azaltacağız yani 1 çarpı 2 Sonra ne oldu bak şunları azaltıyorum tamam mı Bu da 2 çarpı 3 Diye gidiyor Çok uzatmayalım şu da Ne olacak 1 bölü 9 çarpı 10 olacak Şimdi biz artar dediği için A sayısı artar dediği için aşağıdaki sayı daha büyüktür O anlamda şöyle bir Yönde çıkartma işlemi yapmamız lazım yani aşağıdan yukarıya çıkartacağız tamam mı? B eksi A'dan bahsediyorum ben aslında. Şimdi gidenleri bir görelim. Bak burayla burayla şurası gider. Sonra son hamlede de şurada son bir sayı var ama hani 1 bölü 10 çarpı 11'den öncekinden bahsediyorum. Oraya da buraya gider. Kala kala ne kalıyor? İlk önce B'nin değerlerini yazmamız lazım. 1 bölü 1 çarpı 2 eksi burada da sadece şurası kaldı. 1 çarpı nedir o da? 10 çarpı 11'dir. Evet. Şimdi burada 110 var. Benim şurayı 55'e çarpmam lazım. 55 eksi 1 bölü ne oldu? 110 oldu. 54 bölü 110. Şimdi bunu bir sadeleştirelim bakalım. 2'ye bölsek. 27 bölü ne gelecek? 55 gelecek. Bulduk cevabı. Nerede? E şıkkında. Evet. Güzel bir soruydu. Yani kimden kimi çıkartacağız? Eee sadeleştirmeyi nasıl yapacağız? Bunları görmemiz gerekiyordu. Geçiyorum bir sonraki soruya. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Soru çok ilginç duruyor. Nasıl bir şey? Bir görelim bakalım ne yapmamız gerektiğini. Nasıl bir dünya var bu soruda? Şimdi ilk önce adım adım bir hesap yapalım. İlk olarak şu bölüm nedir? 3 bölü 2'dir. Onu bir yazalım. 3 bölü 2. Onun yanındaki onun yanındakini böyle yazmayacağım. Şeyi fark ettim. Bak burada 2 çarpanı alınabilir. Burası 3 çarpanını alınabilir. Ben onu 2 çarpanı alacağım. 2 çarpan parantezini alsam. Bak burada ne kalıyor biliyor musun? Burası 1 artı 1 bölü 3 kalıyor. Çarptığımız zaman ne oldu burası? 4 bölü 3 yaptı. Tamam o bir dursun. Bunu şöyle paket yapayım. Kafamızı karıştırmasın. bunu diğeri de 3 çarpan parantezine alınırsa bura ne geliyor? 1 artı 1 bölü 4 geliyor. Bu da kaç yapıyor? 5 bölü 4 yaptı. Evet böyle gidiyor. En son şunu da 99 parantezine alırsam 99 parantez aldığı daha ne kaldı buradan bir bak. 1 artı 1 bölü 100 kaldı. O da ne oldu? 101 bölü 100 yaptı. Peki. Şimdi ee, bir kere şunu gördüm. Bak, şunlardan bahsediyorum. Şurada 2, 3, 4 diye çarpan gidip 99'a kadar gidiyor. Bu bize ne diyor? Yani ben burayı 99 faktöriyel parantezine alabilirim. Yani 99 çarpanı var aslında. 99 faktöriyel buraya yazdım. Sonra geri kalan sayıları ee, Yapalım hızlıca hiç uğraşmayalım. Bak şu 3 şu 3 gider. Bu 4 ile bu 4 gider. Tam gönderemedim ama anladın değil mi? Yani şuraya şuraya gitti. Sonra 5'ler gitti. Şu Şöyle bir gidiş var. Burada da o zaman bu gitti. Yukarıda ne kaldı? 101 hiçbir gidemedi. Şu 101 orada duruyor. Bir de onun altında da böyle 2 kaldı. Cevap bu olmalı. 99 faktöriyel 101 bölü 2. Evet gördüm cevabı. Bak nerede? 5 şıkkında. İşaretledik. Efendim bu soruyu nasıl yapalım? Şimdi burada paylaş demenin hiçbir mantığı yok. Burada farklı bir e, ne olmalı? Algoritma olmalı. Nasıl bir şey yapmış adam? Ya biz 2018'i bozacağız ya 2017'yi. Ben 2018'i bozacağım. Onu şöyle yazacağım. 2017 artı 1 arttı oradan ya. Şu 3 bölü 2019 bir yazayım. Şimdi aşağı bir kurcalama bırak buraya şimdilik. Bu ne oldu o zaman? 2017. Şurada payda eşitlemek işte çok rahat. Yani çarpmak çok rahat. 2019 3 daha. 2022 yaptı. 2022 bölü 2019'a karşılaştı. İlginç. İlginç derken zaten bunun böyle olması gerekiyor. Görüyor musun soruyu? Şimdi benim bulduğum ifadeyle şuraya bak. Aşağıdaki ifade birbirine neyi geldi? tıp atıp aynısı geldi gördün mü? O halde sorumuzun cevabı ne gelecek? Direkt 1 gelecek. Geçtim. Sıralaması nedir diyor. Hadi geldi burada payda falan eşitle. Mümkün değil. Ee, bir bakalım bunların pay ve paydasındaki farkları aynı mı? Evet buradaki fark 2. 2 ve evet 2. Hepsinin farkı 2 ve bunların hepsi basit kesir. Basit kesir tamam mı? Şimdi ilk önce biz bunlardaki sıralamayı yapalım. Buradaki en küçük sayı en ufakları bulunduran budur. Yani ben şöyle demeye çalışıyorum. B artı C, B artı C en küçüktür. Küçük diye yazacağım buraya. En büyük bulunduran da burası olduğu için A artı C nedir? Büyüktür. E doğal olarak daha düşünmenin bir anlamı yok. Bir de A artı B kaldı. A artı B de nedir? Ortancadır. Şimdi bunu çok kullanıyoruz. Birkaç soruda daha kullandığımı hatırlıyorum. Burada küçükle ortanca bak. Küçükle ortancanın olduğu, küçük ve ortancanın olduğu yere baktığında kim o? Şunlara baktığında ikisinde birden ortak olan harf hangisi? Görüyor musun? Gördün tabii ki. Hangisi o? B harfi ortak. O zaman B sayısı en küçüktür. B en küçük. Şimdi başka bir şey yapacağız tamam mı? Bu sefer bir de büyükle ortancaya bakacağız. Büyükle ortancaya baktığımız zaman bak büyük bu. Ortancaya bakıyoruz. Hep ortancayla büyük ya da ortancayla küçüğü karşılaştırıyoruz tamam mı? Karşılaştırıyoruz değil. E, alıyoruz demek istedim. Şimdi bu ikisine baktığın zaman bu ikisinde yani o zaman şuradan bahsediyoruz. Şu ikisinde ortak olan harf hangisi? Buradaki ortak harf denetir A'dır. O zaman A en büyüktür. Bak B en küçüktür dedim. B en küçüktür dedim. Şu küçüktürü koyayım. A da nedir? En büyüktür olduğu için o da nerede kalacak? Sağda kalacak. O zaman düşünmeye gerek yok. Ortada ne olmalı? C harfi olmalı. Yalnız sıralama böyle verilmemiş. Şıklarda büyük B'ye göre gidilmiş. O halde e, ee, yerlerini değiştirelim harflerin. A, C, B olmalı. A, C, B neredesin? A, C, B'yi nerede gördüm? Adana'da gördüm. Cevabımız A şıkkı. Evet. Şimdi bakalım bu soru nasıl bir şeymiş? İfazenin eşiti nedir diye sormuş. Biz bunları ne yapsak? İlk önce şöyle bir toplasak. Yani şuraya ilk önce bir harf demem lazım ama. E, buraya B harfi diyelim. Ondan sonra bu 7 ile B'yi bir toplasak. O zaman burayı da buraya toplamamız lazım. Topladığımız zaman ne elde ediyoruz? Şunlardan bahsediyorum. Kafamızı karıştırmasın. Paydara zaten eşit. 3x artı 1 ile 2x artı 4'ü toplasam 5x artı 5 yaptı. Harika. x artı 1'in neyidir? Tam katıdır. İşime yarıyor. Şunu da bir test edeyim. 4y eksi 3 ile 2y eksi 9'u topladığım zaman ne oldu? 6y eksi 12 yaptı. Çok güzel. O da işime yarıyor. Yani şunların arasında neler geldi? E, paydaların katları oluştu topladığımız zaman. Evet yazıyorum, topluyorum. 5x artı 5 bölü aşağısı x artı 1. Yanındaki de 6y eksi 12 bölü aşağısı ne geldi? Y eksi 2. Bu neye eşitmiş? 7 artı b eşitmiş. Burayı 5 parçasını alayım, hani göremedik diyelim şu an. Burada biraz ee, şey garantici takılacağım. Buraya da 6 parantezini aldım. Y eksi 2 yaptı. Evet. 7 artı B. Ne oldu? Kimler gitti? X artı 1 ile Y eksi 2 gitti. Sol tarafta 11 kaldı. Sol tarafta 11 var. 11 eşittir 7 artı B olduğuna göre e tabii ki B değeri de ne gelecektir? 4 gelecektir. B dediğinde zaten burası olduğu için bu ifadenin değeri kaçmış? 4'müş. Cevabımız nedir? 5 şıkkıdır. Oldu. Peki. Şimdi bu soruda ne düşünürsün sen? Ha? Ne düşünürsün? Bir fikrin var mı? Şimdi ortak e, daha doğrusu olan sayılar 21, 1, 19'u bir görüyorum. Şöyle bir sayı var. Ondan sonra farklı olarak 41 bölü 39 var. 41 bölü 39. Hı hı. Ondan sonra Başka ne görüyorum? Bir de 31 29 diye bir şey gördüm. Şimdi bunlar var da ben bunların içerisinde en küçüğü bir keşfedeyim. En küçüğü ve en büyük bir keşfedeyim. Tamam Ne yapalım? Bunların pay ve paydasındaki farka bakalım. Şimdi evet yukarısı bunun iki fazlası. İki fark var. İki fark var. İki fark var. He. Ve bunlar hepsi nedir? Bileşik kesirdir. Peki bileşik kesirde e, mantık neydi? En büyük sayıları bulunduran en küçüktü. Yani burada burada 41 bölü 39 denen şey var ya. Bunu şöyle yazayım. Şu en küçük. Bu en küçüğü. Sonra e, en küçük sayıları bulunduran yer burası. Bu da en büyük. O halde burası da ne kalıyor bu durumda? Ortanca kalıyor. Ortanca. Tamam. Şimdi bak x sayısı Kimlerden bir araya gelmiş? Onu şuraya yazacağım ama sığdıramayabilirim. O yüzden puntomu küçülteyim. Bu büyük ve nereden olmuş? Küçüğün birleşimi. Şu büyük ve ortanca. Şu da ne oluyor? Ortanca artı e, büyük yok küçük oluyor. Şimdi ortanca ve küçük olan harf kesinlikle nedir? En küçüktür diyoruz. Burada z sayımız en küçük. Sonra ortanca ve büyüğün olduğu yer şu. Nedir? En büyüktür. Demek ki y buraya gelecek. O zaman x de araya gelecek. Sıralama burada ne yapılmış? Büyükten küçüğe doğru verildiği için ben de onu yapayım. O halde şunu yazacağız. Yani y büyüktür. x büyüktür. z demeliyiz. Şıklarda Y x Z'yi bulacağım. Y x Z'de nerede geldi? A şıkkınlığa geldi. Cevabımız bu olacak. Tamam Evet. En pozitif bir tam sayı olmak üzere 7 n artı 3 bölü 5 n artı 6 kesin sadece bir bir kesir olması için en pozitif tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soru sormuş bize. Şimdi nasıl bir durum var burada? Bir bakalım. Bunun ne istiyoruz? Biz sadece bir, bir kesir olmasını istiyoruz. Şimdi bu biraz kafa karıştırıcı bir soru. Ne diyor bu adam? Ben anlamadım. Şöyle düşünelim. Bak bunu sadece bilmesi için. Ee, şurayı tekrar alacağım. 7n artı 3 bölü ne oldu? 5n artı 6 oldu. Ee, sadece bilmesi için. Şurayı söylesene bana. Bu 3'e bölünüyor mu? Bak. Şura, şurası. 3'e bölünüyor mu? Evet bu da 3'e bölünüyor. O yüzden bu n sayısı 3'e bölünebilir bir sayı gelirse değil mi? Yani bak şöyle yazayım. n yerine 3k yazarsak ne oluyor? Bir görelim istersen beraber. O halde şurası 7 çarpı 3k artı 3. Sonra 1 bölü 5 çarpı 3k artı 6. Şimdi yukarısı 3 parantezine alındığı zaman ne oldu? 21, yo 7K artı 1 oldu. Aşağısı ne geldi? Ne parantezini aldım ben? 3 parantezini aldım. Orası da 5K artı 2 geldi. Şimdi sadece diyor. Sadece biliyor mu? Evet. Şunu anlamamak lazım. Sadece bilir deyince ya bu tamamen e, alt taraf gider anlamında değil. Sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Hani şu değil mi? 12'yi 8'e bir sadeleştirebilir miyiz bunları? Evet sadeleştiririz. Neye bölebiliriz bunları? 4'e böleriz. 3 bölü 2 kalabilir. Sadeleştire yapabildim mi? Yapabildim. Onun gibi bir şey bu. O yüzden n 3'ün katı olmalıdır. Şimdi şıklara baktığımızda 3'ün katı olan şurada gördüğüm sadece ne var? 27 var. Cevabımız 27 olmalı. Tamam. Tabii başka 3'ün katları da olabilirdi. O da ayrı bir konu. Biraz düşündürücü bir soruydu açıkçası ama Beğendim. Güzeldi. 13. sorudayız. 7 bölü 8 küçük. A küçük. B küçük. C küçük. 17 bölü 16. Sıralaması birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre A artı B artı C kaçtır diyoruz. Ben şimdi burada e, tyT anlatıyorum tamam mı? Aslında AYT'de bunların daha az çözümleri var ama şimdi o bilgilere sonradan e, ulaşacağız. Orada buna benzer sorularla çalışacağız zaten. Şimdi ben bunu bilmiyor gibi yapacağım. Nasıl yapacağız peki? Şimdi bundan sonraki farklar eşitmiş. Ben bu farkların x olduğunu düşüneceğim. Yani buradan x ileri gidince a'yı, buradan x ileri gidince b'yi, buradan x ileri gidince c'yi, buradan x ileri gidersek de bu sayı buluyoruz diyelim. Bu anlamda yani 7 bölü 8'e ben x eklersem neyi bulacağım? a'yı bulacağım. Ee, devam edeyim. 7 bölü 8'e 2x eklersem b'yi. Sonra 7 bölü 8'e 3x eklersem neyi buluyorum? C'yi ve hatta 7 bölü 8'e 4x eklersem de 17 bölü 16'yı buluyorum. Tamam. Şu benim için hayatı öneme sahip. Şu halledelim bir. 4x ne olacak? 17 bölü 16 eksi 7 bölü 8 yazacağım. Şimdi şurayı 2 ile bir genişletelim. Ne kaldı? Burası 14 yaptı. 17'den 14 çıktı. 3 bölü 16. Buradan da x'i yalnız bırakırsak 4 buraya çarpan olarak gelir. X sayısına geldi biliyor musun? 3 bölü 64 geldi. Soru bize ABC'yi sorduğu için ABC'yi sordu. Şunları şöyle yapacağım. Bir oyun yapacağım burada. Taraf tarafa şuradan bir toplayalım. Yani aşağı, yani Önemli değil aşağıda yerim kalmadığı için. Tam 3 tane 7 bölü 8'im var orada. Görüyorsun. Şu x'leri bir toplasana kaç yaptı? x'ler şuradan 5, 6x yaptı. 6x ve sağ tarafta da a artı b artı c yaptı. Evet. Şimdi burada ne yapacağım? x'i şuradan alıp oraya şuraya monte edeceğim. Yapıyorum. Şurası kaç yaptı? 21 bölü 8. Ee, bu da ne oldu? 6 çarpı 3 bölü 64 yaptı. Şu işlemi devam ettireyim. Zaten bu ifadenin değeri artı bir artı c şey olacak tamam mı? Bunları en iyi neye bölebilirim? Bakıyorum bir şey bölemiyorum. Yani ikiye böle, bölebilirim. Tamam yapayım bölemiyorum derken bölüyorum da işime gelmedi açısı. İkiye bölsem 3, ikiye bölsem kaç yaptı burası? 32 yaptı. Şöyle 4 ile genişletelim. Ee, o halde burası 84 yaptı. 84 yukarıda ne var? 9 var. Sağ tarafta daha doğru yukarı dediğim yer orada. Bölü 32. Ne geldi yukarısı? 93 bölü 32 ile karşılaşıyorum. Böyle bir şıkkımız var mı? Bakıyorum, görüyorum. Evet, B şıkkında geldi cevabımız. 14. sorudayım. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Demiş böyle bir ifade verilmiş. bire eşitmiş. Ee, ve burada ABC'nin en küçük değerlerinin toplamı sorulmuş. İlk önce şunu söyleyeyim. Ee, en küçük olarak 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'dan başka bir şey yok. Tabi birbirinden farklı olacak şekilde. Bunu bilmen lazım. Bu e, bizim klasik olarak kullandığımız bir bilgidir. Ha şey de olabilirdi. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 de olabilirdi. Ama birbirinden farklı dediği için biz bunları alacağız. Peki bunları yerine koyduğumuz zaman sorun çıkacak mı? Tabi ki çıkmayacak. Bak 1 bölü 2, 1 bölü 3. Sonra 1 bölü 6. Buraya tekrar yerine yaz diyor. 1 bölü 2. 1 bölü 3, 1 bölü 6. Ne olacak? Zaten ben benim verdiğime göre, şurayı sileyim. Benim verdiğime göre şurası kaça eşit? 1'e eşit. E o halde burası da yine tıp aynı orasına eşit olduğu için 1'dir. Yani demek istediğim şey şu. A değerimiz 2, B değerimiz 3 ve C değerimiz de ne geliyor? 6 geliyor. Bunları toplamı sormuş. Cevabımız nedir? 11'dir. Ee, evet durum budur. Şimdi en küçük dediği için bunları alıyoruz. Tabii büyükler geldiği zaman bu paydalar daha da abartılabilir. Geçtim. Şimdi bu soruyu bir okuyalım. X'ye pozitif tam sayı ve M asal sayıdır. 1 bölü x 1 bölü y eşittir 1 bölü m eşitliğini sağlayan kaç farklı x y vardır diye sormuş. Soruya şöyle bir davranış sergileyeceğim. 1 bölü x'i yalnız bırakıp 1 bölü m eksi 1 bölü x diye yazacağım. 1 bölü y diye yazacağım. Şimdi m madem asal bir tane asal sayı düşünelim. Buna 3 yazalım. Bak böyle sorularda bunun bu soldaki e, payda neyse o sağdaki paydaya bir fazlasını yazarsan her zaman yukarısı bir kalan bir ifade yakalarsın. Yani ne oldu? Şimdi şurası paylaştığın zaman 4 eksi 3 bölü 12 oldu. Yani 1 bölü 12 oldu. Gördün mü? Yani buradan da ben x'in 12 olduğunu anlarım. Şimdi birinci etapta neyi yakaladım? Onu konuşayım. M'i 3 e aldım. Y'yi 4 e aldım. <laughs> X ne çıktı bunlara karşılık? 12 çıktı. Şimdi Mesela buradan M yerine 5 alsam. O zaman buraya 6 alsam. Buradan ne geliyor bir bakalım. Paydaş dediğimizi düşün. 3 4'ü düşünmüyor sandık. 5 6'yı düşünüyorsun. 6 eksi 5 bölü 30 geldi. Ne yani burası? 1 bölü 30. Buradan da x'in değeri ne elde edildi? 30 elde edildi. Yani m5 için m5 için y6 ve x ne geldi? 30 geldi. Yani bu işin sonu yok. Hadi bir tane daha bak, uydurayım bir şey. M yerine 11 alayım, o zaman buraya 12 alacağım. Bu mantıktan burası 1 bölü ne geliyor? 132 geliyor. Evet, yani x buradan 132 yakalandı. Görüyor musun? M'nin 11 değeri, y'nin kaç 12. Değeri, 12 değeri içinde x buradan 132 geldi, sonu olmadığı için 4'ten kesinlikle fazladır. Cevabımız eşit olacak. Şimdi bu soruya baktığımız zaman çarpmaları var tamam mı? Ben 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'ya baktığımda en küçük budur. Şurası nedir? En küçüktür. Yani A çarpı C en küçük. Sonra ortanca hangisi oluyor? Bu oluyor. 1 bölü 3. B çarpı C ne diyelim? Ortanca. Evet. Evet. Ve bir birlikte bunların en büyüğü olduğu için a çarpı b de neymiş en büyüktür. Şimdi buradan istediğim şey şu senden. Ne yapıyorduk? Ortanca ve ortanca ve küçüğe bakalım. Ortanca ve küçükteki ortak harf hangisi görünüyor? Şu ikisinden bahsediyorum. Bu ikisindeki ortak harf neymiş? C'ymiş. O halde C sayımız bizim nedir? En küçüktür. C'yi buraya böyle yazdık. Sonra ne yapacağız? Ortanca ve büyüğe bakacağız. Ortanca ve büyükteki şu ikisine bakacaksın. Buradaki ortak harf hangisi oluyor burada da? B oluyor. O halde B de nedir burada? En büyüktür. Yani buraya da B yazacağız. O zaman buraya da ne kaldı? A kaldı. Yalnız sıralama büyükten küçüğe verildiği için cevabımız B büyük. B büyük küçüktür yaz, yazdım iyi mi? Büyüktür yazacağım. B büyüktür. A büyüktür. C olacak. B, A, C olacak. Yani cevabımız D'dir. Evet burada değişik sorular vardı. Bunları tekrar e, seyretmeni ve iyi anlamanı istiyorum. Tamam mı? Evet bundan sonra ne var karşımıza söyleyeyim. ÖSYM'den seçmeler var. Orada sorular e, yani açıkçası çok çok zor değil. Tekrar orada görüşeceğiz. Hoşçakalın.